Karar zamanı başlığına sizler neler diyorsunuz bakalım. Süleyman Bey sormayan, sorgulamayan, tepki göstermeyen bir toplumuz. Elimizde sadece seçme kozumuz var. Bari onu doğru düzgün kullanmak lazım. Haydi şimdi karar zamanı demiş. Ee, bir izleyicimiz e, Tabi deprem bölgesinden, onlar da yarın oy kullanacaklar e, diyor ki karar zamanı başlığına e, çok kez yazdım, rica ettim depremzedelere verilen eşya yardımı sözü unutuldu dile getirseniz sevinirim demiş e, onu da aktarmış olalım. Bir de öğretmenlerin sesini duyun sözü verilen öğretmenlere artık hak ettiği atamanın verilmesinin karar zamanı diyor Cenk Bey'de devam edeceğim mesajlarınızı okumaya. Partilerin, liderlerin, adayların aylar süren seçim kampanyası tamamlandı. Şimdi seçim günü. Partiler için sandıkta başlayan mesai genel merkezlerde devam edecek. Partiler en hızlı seçim sonucunu alabilmek, Yüksek Seçim Kurulu'nun verileriyle kendi verilerini karşılaştırabilmek için seçim takip sistemlerini kurdu. Sistemin sağlıklı çalışabilmesi için önemli veri ıslak imzalı tutanaklar gerekli tüm önlemleri, aklımıza gelen belki yaşanmayacak olan tüm felaket senaryolarını hazırlanmak üzere çok güçlü bir süreç inşa ettik. Çok hızlı alacağımız için seçim sonuçlarını herhangi bir manipülasyon olmasın diye de sık sık açıklamaları girmek istiyoruz. Türkiye sandık başına giderken partilerin genel merkezi adeta seçim güvenliği için bir üste dönüştü. Öyle ki her siyasi parti sandık başından gelen verileri kendi sistemine işleyecek ve en hızlı şekilde kamuoyunu bilgilendirmeye çalışacak. Seçim günü oy verme işlemi bitip sandıklar açılıp oy sayımı başladığı andan itibaren en doğru ve en hızlı sonuçlara ulaşmak için hazırlık yaptı siyasi partiler. Genel merkezlere seçim koordinasyon merkezleri kuruldu. Sandık sandık alarm sistemi için gördüğünüz gibi burada yüze yakın arkadaşımız var. O gün burada olacaklar. Buranın da il ilçe uzantıları olacak ve o günü biz bu SAS sistemi üzerinden koordine edeceğiz. Bu sistemine aylar önce kendimizi hazır vaziyete getirmek üzerine büyük bir çaba gösterdik. Her partinin sandık görevlisi oy sayımı tamamlandıktan sonra ıslak imzalı tutanakları partisine gönderiyor. Genel merkezler o verileri kendi sistemine giriyor. Sandık sonuçlarına ilişkin resmi olmayan verilere sahip oluyor partiler. YSK'nın sandık sonuçlarıyla karşılaştırıyor, sağlamasını yapıyor. Partiler için seçim mesaisi sandıkta başlayıp genel merkezlerde devam ediyor. Hangi sandıkta kritik olduğumuzu, hangi beldede, hangi mahallede, hangi ilçede, hangi iltede az oyla kaybedip kaybetmeyeceğimizi de yine SAS sistemi üzerinden anlıyoruz. Sandıktan gelen bilgiler bizi bir an, anlamda alarm haline getiriyor. Yapacaklarımızı çok daha hızlı, çok daha etkin ve çok daha doğru yere odaklanmak suretiyle yapmış oluyoruz. Sistemlerimize yönelik saldırıları şiddetlenebilir düşüncesiyle alınması gereken tüm önlemleri aldık. Dünyanın en güçlü, en büyük veri merkeziyle çalışıyoruz. CHP Genel Merkezi'nde de seçim koordinasyon merkezi her yıl olduğu gibi yine dördüncü katta. Ama bu sene güvenlik öyle sıkı tutuluyor ki yukarıya koordinasyon merkezine kimse alınmıyor. Öyle ki parti genel merkezine ziyaretçi kabulü bile yok. CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okak'ın dijital seçim takip merkezine yönelik olası siber saldırılara karşı da önlem aldıklarını söyledi. AK Parti Seçim İşleri Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz en hızlı veriyi biz alacağız dedi. Partiler sandığa giren her bir oyun adım adım takipçisi olacak. Efendim teknik uyarılardan birini daha paylaşmak istiyorum. İstanbul'da 97 santimetreyi bulacak oy pusulaları mesela en uzun olanı o. 51 yanılmıyorsam aday var. İyi katlamak önemli. Hem zarfa sığdırmak gerekli çünkü hem de bastığınız mührün dışarıda tutarak kalacak şekilde katlamanız önemli. Mürekkebi bir başka partiye değerse bulaşırsa yani geçersiz olur. Zarfları kapatırken yapıştırmanıza da illa gerek yok. Zarfın içine doğru zarfın başına sokarsanız o da yeterli.